Hepinize merhabalar. PlayStation 3 özel çıkmış en iyi 10, yani PlayStation 3 ekskluzif oyun listesine hoş geldiniz. Listeye başlamadan önce dikkat etmeniz gereken, listede Xbox 360'a da çıkmış olmasından dolayı GTA veya Call of Duty gibi oyunları göremeyeceğiniz, listedeki bazı oyunların PlayStation Vita'ya veya Remastered olarak PlayStation 4'e de çıkmış ve son olarak serileri olan oyunlardan sadece bir tanesini seçilmiş olduğu. 10 numara Killzone 3. Tamam, Helgaslar, ISA, kolonistler mi vardı hatırladığım kadarıyla ve yine hatırlarsam iki taraf her zaman gibi birbirine giriyordu. Konuyu bir yana bırakırsak, Killzone serisi Sony'nin Xbox'un muazzam bir başarı yakalamış FPS'si, Halo'ya verdiği veya vermeye çalıştığı cevap ve serinin bu üçüncü oyunu muazzam grafikleri, ses efektleri ve oyun mekaniğiyle Master Chief'le aşık atabilecek bir FPS başyapıt. Ha bu arada hikaye doğrudan ikinci oyunla ilintili. 9 numara Ratchet & Clank Future Tools of Destruction. Serinin PlayStation 3'e uyarlanan ilk oyunu olan Ratchet & Clank Future, Ratchet ve yardımcı robotu Clank'in komik macerasını konu alıyor. PlayStation 3 kontroller titreşim özelliğini destekleyen ilk oyunlardan biri olma unvanına da sahip olan, bu sıçrama ve zıplamaya dayalı platform oyunu mutlaka oynanması gereken ilk PlayStation 3 oyunlarından birisiydi. Zamanında almış olduğu yüksek puanlar ve olumlu eleştiriler de bunun en büyük kanıtı. 8 numara Infamous 2. Guys like you. İlk oyunun kat be kat üzerine koyarak oyuncuların karşısına çıkan Infamous 2, Race Fear isimli bir aletin insanlara özel güçler bahşettiği sıra dışı bir dünyada geçiyor ve gücünü elektrikten alan süper kahraman Cole McGrath'in hikayesini devam ettiriyor. Kısmen de olsa açık dünya bir RPG oyun özelliklerini içinde barındıran Infamous 2, oyun esnasında iyi veya kötüleri öldürmenize bağlı, size iki farklı son sunan bir aylak sistemine dayalı. Bunun bilincinde, McGrath ile ilerlediğiniz oyunda artık tüm amacınız The Beast isimli dev oyun sonu canavarını alt etmek. 7 numara Heavy Rain. Sinematiğin ve anlatımın ön plana çıktığı oyunlar deyince akıllara kim ve ne gelir? Tabii ki de ünlü oyun yapımcısı David Cage ve çocuğunu kaybedip bunalıma giren, artık hayalle gerçek arasında bir yaşam süren bir babanın hikayesinin anlatıldığı Heavy Rain. Farklı karakterlerle katilin peşine düştüğünüz, başından sonuna vermeniz gereken kararlarla olanlara etki ettiğiniz bu oyun, hikaye odaklı ve oyun yeteneğinden çok sezilerine güven oyuncuların mutlaka oynaması gereken bir interaktif sinema filmi. Bu arada grafiklerin zamanın oldukça ilerisinde olduğunu da belirtmeden geçmemek lazım. Just don't believe he's guilty. Your other son is a shepherd. What was his name? 6 numara Journey. Journey oyun boyu kıyafetinden başka bir şeyini görmediğiniz, sesini duymadığınız, çölleri aşıp karlı dağların tepesine ulaşmaya çalışan gizemli bir kahramanı konu alan ve bir oyundan daha fazlası, anlatması gerçekten çok zor sanat eseri bir oyun. Her yönüyle çok farklı olan Journey'de eski yıkıntıların arasından ilerleyip oyun dünyasıyla iletişime geçiyor ve sizin gibi aynı yolculuğu yapan diğer oyuncularla da karşılaşabiliyorsunuz. Journey ne olduğunu anlamak için gerçekten oynamanız gereken bir şaheser. 5 numara Demon's Souls. Your enemies outnumber you. Bilmeyenler acaba bu Dark Souls mu diyebilirler. Teknik olarak evet desek de Demon's Souls Dark Souls serisine sadece ilham veren selefi. Takip eden Dark Souls oyunlarında olduğu gibi acımasız derecede zorlu dövüş ve hata affetmeyen oyun mekaniği burada da ön plana çıkan özellikler. Gerçekten sayısını hatırlayamayacağınız kadar çok ölecek ve emin olun ki daha fazlası için tekrar tekrar geri geleceksiniz. Çünkü işler ne kadar zor olursa başarı bir o kadar da tatlı. 4 numara God of War 3. The man, the legend, Kratos.
will have his revenge. God of War destansı kelimesinin birebir tanımı ve kendisini kandırıp ailesini öldürmesine sebebiyet veren tanrılara karşı intikam peşindeki Kratos'un kronolojik olarak eski Yunanistan'daki son macerası. Sinirlerine pek hakim olamayan Kratos'un görevi artık Yunan mitolojisinin o bilinen dev tanrılarını olabilecek en acımasız bir şekilde öldürmek. Bu tanrılardan oluşan dev bölüm sonu canavarlarıyla tanınan God of War, oynayabileceğiniz en vahşi ve en çok şiddet içeren oyunlardan biri, Kratos da oyun tarihinin en acımasız savaşçısı. Fazla vahşet sevmeyenler amana dikkat. 3 numara Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Adını duyar duymaz ilk olarak gereğinden çok uzun ara sahnelerin aklıma geldiği ama her şeye rağmen diğer bir Hideo Kojima şaheseri. Solid Snake'i dünyayı ele geçirmeye çalışan Liquid Snake ve zamana karşı savaşını anlatan Metal Gear Solid 4, yer yersiz serinin diğer lokasyonlarına da götürmesi, önceki olaylara atıfta bulunmasıyla Metal Gear hayranları için bir nevi nostalji. Stealth oyun mekaniğiyle ve etkileyici bölüm sonu canavarlarıyla bir Metal Gear Solid oyunda aradığınız her şey serinin bu 4 numarasında mevcut. 2 numara Uncharted 2 Among Thieves. Just kidding. Aslında seçimi ilk veya üçüncü oyundan yana da kullanabilirdim. Tamam, ilk oyun belki biraz zayıftı ama son ve kesin kararım 2 ile 3 arasında daha uzun olan ve daha çok aksiyon sunan Uncharted 2 Among Thieves'den yana. Nathan Drake'in hikayesini Himalayalarda sürdüren, bir gizli tapınaktan diğerini keşfettiğiniz, havada vızır vızır uçuşan helikopterlerin sürekli ateş ettiği, bulmacalar çözdüğünüz, aksiyon dolu Spiral Ateş Et oyun mekaniğiyle Uncharted 2 sinema ekranından çıkma bir oyun, benim gibi çocukluğunu 80'li yıllarda geçirmişler için bir modern Indiana Jones hikayesi. 1 numara The Last of Us. Ta listeyi görür görmez bir numarada hangi oyun olacağını hepinizin tahmin ettiğini düşünüyorum. Sonuçta karşımızda sinematik aksiyonun doruğa çıktığı diğer bir Naughty Dog şaheseri var. The Last of Us, kızını kaybetmiş bir baba Joel ve insanlığın son umudu Ellie isimli küçük bir kızın felaket sonrası Amerika'da bir yerden başka bir yere ulaşmaya çalıştığı macerayı konu alan bir aksiyon macera oyunu. Sadece bu mu? İkili arasında gelişen duygusal bağ ve oyun boyu çıkan güçlü karakterler bu büyük başarının belki de en büyük sırrı. Kesin olan Sony ve Naughty Dog'un PlayStation 3'ün son zamanlarına çıkan The Last of Us'la en iyi en sona saklamış oldu. Ve arkadaşlar, geldik bir liste videosunun daha sonuna. Hepiniz her zaman olduğu gibi videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyor ve diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. After all we've been through, everything that I've done.